Günaydın hayattan, herkese merhaba. Avrupa'nın farklı ülkelerinden, farklı şehirlerinden bizleri seyreden sevgili izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Hafta sonuna girerken şimdiden herkese iyi hafta sonu diliyorum. Evet, bugün programımızda bizi neler bekliyor? Bugün konumuz çocuklarımız. Çocuklarımıza mahremiyet eğitimini nasıl vermemiz gerekiyor? Ve ikinci bölümümüzde de masallarımız olacak, türkülerimiz olacak. Çok güzel bir bölüm olacak. Mutlaka ekranlarınızın başından ayrılmayın ve mutfağımızda da çok lezzetli tariflerimiz bizlerle olacak. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Telefonla canlı olarak da bağlanabilirsiniz. Tecrübelerinizi, deneyimlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0090 505 756 0206. Çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Evlerinize konuk oluyoruz. Günaydın Hayat başlıyor. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilir? Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Eğitmen yazar Esma Budak sizler için anlatıyor. Masallarımız ve türkülerimiz yan yana. Dijital dünyayı bir kenara bırakıp çocuklarınızla hoşça vakit geçirmek için önerilerimiz var. Eğitmen yazar Ayşegül Dede Arıcı ve Türk halk müziği sanatçısı Rüstem Avcı bizlerle. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Hafta sonuna yakışır leziz tarifler. San Sebastian cheesecake, kolay taco ve nefis soslar. Çocuklarınız bu tarifleri çok sevecek. Şef Uğur Ozan Güneş bizlerle. Birazdan. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız +90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın Hayat başlıyor. Ozan Şefimiz. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi hafta sonuna giriyoruz. Evet, haftanın sonu. Güzel tatlılar soframızda olmalı değil mi? Evdeyiz. Bütün aileyle beraber, hatta misafirlerimiz de geliyor. Ne yapmamız gerekiyor diye düşünecek olursak tam da işte bugün mutfağımızda öyle bir tatlı tarifi geliyor ki herkesin sevdiği. Evet, herkes seviyor neredeyse bu tatlıyı. Bir ara çok trend olmuştu, çok popülerdi. Fakat o popülerliğini yitirdi sanırım artık son günlerde. Ama evet, benim biraz hala severek tükettiğim bir tatlı. Dünya çapında çok bilinen popüler bir tatlı. Bugün bunu yapalım istedim ben. İçerisinde bol miktarda yumurta var. Totalde 6 yumurta ve 1,5 su bardağı şeker var. Çok da aslında var. Vitaminli bir tatlı aslında değil mi? Aslında besleyici, evet. Bol miktarda peynir bulunuyor içerisinde. Yumurta bulunuyor. Gerçekten besleyicilik oranı artıyor. Tamam, şeker de var ama diğer taraftan var. Da yumurtanın... Şeker oranını ayarlayabilirsiniz aslında. Daha az şekerli. Yapabilirsiniz ki bu aslında biraz daha az şekerli olan tarif. İsterlerse biraz daha arttırabilirler tarifi ama azaltırlarsa gerçekten çok tatsız olacaktır. Evet. O yüzden ben en minimumda kullandım şekeri. İçerisinde total 1,5 bardağı toz şekerimiz var ve 6 yumurta var. Bu arada San Sebastian şekerden... cheesecake yapıyoruz burada. Ondan bahsetmedik. Adını anmadan yemeği anlatıyoruz. Cevay. Seyircilerimiz mutlaka tahmin edecek, evet, ama yumurta, labne. Gerçekten de çok basit bir orada yapımı. Evet. Yani bizim alışa geldiğimiz o bildiğimiz cheesecake'ler gibi değil. Ayrı bir taban hazırlamıyoruz. Üstüne ayrı bir sos yapmıyoruz falan. Hepsi bir arada karışıyor. Hepsi galiba arada en pişiyor. Zor kısmı da pişirmede oluyor değil mi, evet, bunu? Evet, en zor kısmı pişirme. Pişirmede hataları olabilir. Bunlar çok normaldir. Kesinlikle ben bu keki beceremiyorum, bir daha yapmayacağım demesinler. Özellikle ilk seferinde beceremeyebilirler zaten. Çünkü her fırında farklılık gösteriyor bu pişme derecesi. Bu da çok hassas bir ürün. İçerisindeki yumurta aslında bunu bir yerde topluyor ve kıvam veriyor unla beraber. Dolayısıyla içerisindeki o kremamsı dokuyu yakalayabilmek çok ince bir çizgide. Evet. O yüzden hani eğer fazla pişirirlerse şunu bilmeleri gerekir. Kuruyor, bir sonraki yaptıklarında daha az pişirmeleri gerektiğini öğrenirler. Ki eminim bir fırından sonraki fırına değişecek. İkinci çünkü ya da üçüncü yaptıklarında kesinlikle çok daha iyi sonuçlar alacaklar. Kesinlikle. İlk yaptıklarında ilkin günah olmaz derler. Öyle bir şey sanırım buna yani. Şimdi ben yumurtayı ve şekeri iyice evet, çırptım. Evet, biz çırptık yumurtamızı önceden. Geldi. Şöyle biraz daha çırptık. Çok iyi çırpmak gerekiyor ama değil mi? Evet, iyi çırpmak gerekiyor. Şekerin tamamen erimesi lazım. İçerisinde şeker parçacıkları kalmayacak. Böyle bir köpük kıvama geliyor. Ardından ben bunun içerisine
Geri kalan şunu. Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Şimdi biz burada şeker kullandık ya. Hani böyle şeker yerine tatlandırıcılar oluyor, agava şurubu oluyor. Önerir misin? Olur. Bir şef olarak. Olur. Neden olmasın? Hani daha sağlıklı olması açısından şeker tüketmeyin. Fakat yumurtayı böyle çırpıp köpürtemezsiniz. Yumurtanın böyle köpürmesi, böyle içerisindeki hava kabarcıklarını edinmesinin aslında bir yerde de faydası var bizim cheesecake'imizde. O biraz daha böyle pufuduk dokuyu sağlıyor bizde. Fakat, yani bu tarifte yine şeker kullanalım. Yok, kullanmasanız da olur gerçekten. O da bayağı pufuduk popüler oldu. Pufuduk dokunun yerine daha böyle krema doku elde ederler açıkçası. Eğer şeker kullanmadan yaparlarsa, ki benim bal kullanarak yapmış olduğum bir tarif de vardı San Sebastian'da. Onda hepsini bir araya koyup karıştırıyorsunuz. Ayrı bir yerde şekeri, yumurtayı çırpmıyorsunuz falan ama nitekim bunu çok ayrı görmüyorum ben. Tek büyük bir kaseye çırptım. Hepsini içerisine boşaltacağım ve karıştıracağım aslında. Aslında çok basit. Geriye ne kaldı? Tarifler de var. Evet. Çok basit süreci aşaması çok basit. Kremayı ekledim. Kremayı ekledim. Tekrar bir çırpıyorum. Tekrar çırpıyoruz. Sonra labneyi. Bu labneyi ekliyoruz. Labne, taze peynir falan kullanabilirler. Tabii bu bayağı hacimli olacak. Bunu yarıya da. Şimdi biz hani malzeme listemizi ekranda verdik. Daha azını istiyorlarsa daha az da olabilir. Daha evet, kalıplarına göre. Bu yaklaşık 25-28 santim ölçülerindeki kalıplara göre ayarlanmış bir reçete. Genelde evlerimiz, hatta kalıbımızı da çıkartalım. Burada bir yerde. Bu tarz bir kalıba az çok olacak. Seçebilir gözleri belki izleyicilerimizin. Bu tarz bir kalıba göre ayarlanmış bir ölçü. Eğer daha ufak bir kalıbınız varsa azaltabilirsiniz tabii bunları. Şimdi bunları iyicene karıştırıyoruz. Peynir içerisinde tamamen kaybolacak. Homojen bir karışım elde etmemiz burada önemli. Yumurta. Daha sonra hangi malzemeler kalıyor? İçerisine bir miktar un, tuz ekliyorum. Bu biraz stabilizasyonu arttırıyor kekin içerisinde. Labne de tuzlu bir peynir değil mi? Hani labne da biraz geliyor. Tuzlu, o yüzden ben taze peynir kullanmayı tercih ediyorum. Nitekim bu da bir taze peynirdi. Taze peynirler, sürülebilir taze peynirler daha az tuzsuz, daha az tuzlu ve daha nötr tatlara sahip daha oluyor. Mesela krem peynir, beyaz peynir ya da tulum peynirin hepsi kendine ait bir aromaları vardır. Kuvvetlidir, kokuları vardır. Fakat taze sürülebilir peynir bu kokuya, aromaya çok sahip değil. O yüzden yerken tatlıların içerisinde sizi hiç rahatsız etmiyor. Evet. Şimdi bunu iyice çırpıyorum. İyice çırpmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. En son aşamada bu ne aşamada, koyuyoruz? Bu aşamada su, un. Neredeyse karıştı. İçerisine un ekliyorum yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Yine her zaman çok fazla değil. Elekten geçiriyorum. Ne olur ne olmaz diye. Topak olmasın. Daha sonra bunu da karıştıracağım. Aslında cheesecake'imiz bitti. Üzerinin yanması için hani böyle biraz yanık yanık oluyor ya. Evet. San Sebastian. Onun da onun için ne yapmak var. Gerekiyor? Ya pişmenin sonlarına doğru ya da en başında yüksek ayarda, bir yüksek derecede bir fırında, mümkünse fanlı ayarda, üzeri kızarana kadar pişirdikten sonra geri kalan kısmı işte pişme derecesine göre ayarlamak gerekiyor. Mesela ben yaklaşık 35 dakika kadar pişiriyorum bunu fırında. İlk 10-15 dakika içerisinde bunu 220 derecede fanlı ayarda pişiriyorum. Üzeri böyle bir kabuk tutuyor, yanıyor. Ondan sonra fırın ayarını 180-170 derecesine çekiyorum. O aralıkta bir 15 dakika daha pişiyor. 15-20 dakika daha pişiyor. Evet. Böyle içi de pişmiş oluyor. Şimdi fırının ısınmış olması gerekiyor mu önceden? Kesinlikle fırının ısınmış kaç olması derecede lazım. Kaç derecede? Peki normal San Sebastian kaç derecede pişer? Ben duyurabiliyorum değil mi sesini? Ben seni duydum. Bir saniye. Çırpılınca. Hemen alacağım. Dediğim ölçülerde, dediğim ayarlarda pişiyor aslında genelde. Fakat bunu şöyle de yapabilirsiniz. İlk başta 170 derecede, 180 derece başlayıp son 15 dakikada daha üst bir rafa koyup fanı açıp dereceyi arttırıp üzerini kızartabilirsiniz. Bu üzerini kızartma işlemini ya başta ya sonda yaparsın ama ben genelde başta yapmayı tercih ediyorum. Kalıbı içerisine bir tane yağlı kağıt yerleştireceğiz. Bu önemli çünkü kalıptan aksi takdirde çıkarmakta çok zorlanırsınız. Ben şöyle yerleştiriyorum. Elimi içerisine ortasına bastırıyorum. Daha sonra kenarlarını mutlaka şöyle buruş, yukarı buruş yukarı kalıyor. Çekiyorum. Yukarı yukarı çektikten sonra şöyle elimle toplayarak biraz geriyorum. Kağıdı şekillendiriyorum içerisinde. Islatsak? Islatabilirsiniz ama ben ıslatmadan da bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. O yüzden... Tabii şef olunca, tecrübeli olunca. Bu kenarlarındaki fazlalıkları bıçak yardımıyla ya da makas yardımıyla kesebilirsiniz. Ama çok şart değil. Daha sonra içine döküyoruz. Altına kıvırırsanız da yanmayacaktır. Fakat yukarı yukarı çıkarsa fırın o kısımları, uç kısmını yakabilecektir. Bu kadar değil mi? Hepsi bu. İçine döküyoruz. Bir püf nokta daha vereceğim size. Tamam, onu da alalım. Kenarlarından hiç sorun değil. Bakın gördüğünüz gibi tam bu ölçüye göre. Spatulamı almam lazım. Şunu ziyan etmeyelim. Şunun hepsini içerisine şimdi kez koyuyorum. Evet. Şimdi püf noktayı da alalım. Püf noktası şu. İçerisindeki kabarcıklar, biz bunun komple böyle yukarı doğru şişmesini istemiyoruz aslında. Bu yüzden bu içerisindeki
ekstra kabarcıkları ocağa kırmayalım. Daha sabah konuşmuştuk seninle. Evet. Bunu biraz böyle sert sert vuruyoruz. Zaten ara ara böyle patladıklarını görüyorsun kabarcıkların. Ardından fırının üst rafına yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Ellerine sağlık. Sabırsızlıkla bekliyoruz San Sebastian'ı. Hepimizin sevdiği bir lezzet. Ellerine sağlık. Birazdan görüşmek üzere. Tamamdır. Evet sevgili izleyicilerimiz, sevgili anneler, babalar, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Günaydın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Programımızda çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. O da çocuklarımıza mahremiyet eğitimi. Bu konuyla alakalı sorularınız olursa bize mutlaka iletin. Telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 00 90 505 756 0206. Esma Budak bizlerle stüdyomuzda. Çocuklarımıza kaç yaşından itibaren mahremiyet eğitimi vermemiz gerekir? Bu süreçte nelere dikkat edilmelidir? Anne babalar bu konuda neleri yanlış yapıyor? Önemli tavsiyeleriyle eğitmen yazar Esma Budak şimdi Günaydın Hayat'ta. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani şöyle hani bir iki küçük kız annesi olarak bu konuyu işleyeceğimizi duyunca o kadar çok sevindim ki eminim ekranların başında birçok anne de sevinmiştir. Çünkü bazen ne zaman başlamam gerekiyor? Şimdi söyleyeyim mi? Ama anlamıyor. Nasıl desem, nasıl öğretsem? Çünkü daha çok küçük. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Nerede hata yapıyorum gibi birçok soru var tabii ki aklımda. Şimdi sizden en doğrusunu öğreneceğiz. Anne babalar en çok hangi konuda zorlanıyorlar? Ne zaman başlamaları gerekiyor mahremiyet eğitimine? Mahremiyet eğitimi aslında ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bir mahremiyet eğitimi diye selim kafamızdan. Çünkü biz anneler babalar eğitimci değiliz. Neyiz? Biz anneler babalar, ebeveynler, kültür, değer aktaran kişileriz. Hı hı. Bizler aslında yaşayacağız. Çocuklarımızla bizlerle birlikte onlarla kaliteli vakit geçirerek, güzel vakitler geçirerek onlar da bizimle birlikte öğrenecekler, yaşayacaklar ve hayat pratikleri haline getirecekler. Evet. Ama biz bunu hani eğitim dediğimiz zaman, bu eğitimi vermem gerekiyor dediğimiz zaman hepimiz bir elleri ayakları titremeye başlıyor. Bizde böyle bir şey var gerçekten. Eğitim deyince böyle bir geriliyoruz. Yapabiliyor muyum? Doğru mu yapıyorum? Bir de hani eğitim. Eğitim deyince en doğrusu olması gerekiyor ya. Kesinlikle. Biz de geriliyoruz. Aslında hiç öyle düşünmemek gerekiyor değil mi? Aynen. Nasıl peki? Neticede mahremiyet hepimizin bildiği bir değer. Evet. Bütün değerlerimiz gibi. O da bizim çok özel bir değerimiz. Ve tarihi de çok eski bir değer. Yani bize bu yüzyıllardır gelen ta hani bu... tarih öncesi dönem dediğimiz, daha yazının dahi olmadığı dönemlerden beri insanlığın kullandığı bir değer. Evet. Mahremiyet eğitimi. Yani bizim bütün hücrelerimizde, bütün kültürümüzde, bütün köklerimizde var olan bir değer. Dolayısıyla bizim bunu aktarmamız çok ama çok kolay olacak. İlk önce bunu söyleyelim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Birazcık daha dikkatimizi, algılarımızı genişletmemiz gerekiyor. Ben bir çocuk sahibi olmaya karar verdikten sonra ve çocuk anne karnına düştükten sonra işte aslında bütün değerlerin eğitimi olduğu gibi mahremiyet eğitiminin de değerinin de eğitimi kendiliğinden başlamış oluyor. Mesela anne karnındayken bebeğim ben neler yapabilirim? Bu bizim biliyorsunuz yine size çok eskilerden bir örnek vereceğim. Ne yaparlar? Anne kesinlikle bir başkasının eşyasını izinsiz almasın, yemesin derler. Biliyorsunuz yer elini sürdü orada işte doğum lekesi olur falan diye böyle hikayeler vardır biliyorsunuz. Anneler de aman derler sakın hiçbir şekilde yemeyelim, etmeyelim. Aslında bu bir mahremiyet eğitimidir. Aslında neden? Sınırlara girmeme değil mi? Aynen. Bir başkasının eşyasına, bir başkasının malına nedir? İzinsiz asla ve asla el sürmez. O lokmayı asla ve asla ağzına koymaz. Ve böylelikle bebeğini aslında bir başkasının, bu benim sınırım, başkasının eşyasına izinsiz dokunamam mı vermiş aslında karnınızdaki bebeğe bunu öğretmiş oluyorsunuz. Anneye bu alışkanlığı vermek için belki de atalarımız böyle bir hikaye oluşturdular. ve sonrasında nedir? Mesela artık teknoloji gelişti. Teknoloji geliştiği için neler oluyor? İnsanlar ultrasonlar çekiliyor. Bebeklerimizin fotoğrafları çekiliyor. O bebek fotoğraflarının paylaşılması, her yere gösterilmesi, sosyal medyaya taşınması.
Bütün bunlar da aslında o bebeğin mahremiyeti olmuş oluyor. Bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bebeğimizin herhangi bir doğal halinin fotoğrafı o an nasılsa o şekilde duruyor. Bunun görüntülenip bütün herkese yayılması aslında onun da mahremiyetine bir ihlal oluyor. Hatta kırkının çıkmasını da bekleriz. Bu da mahremiyet aslında değerlerle ilgili aynen. ilişkili mi? Tabii ki. Bebeğin kırkının çıkması, annenin o 40 gün içerisinde steril bir ortamda bulunması. Bütün bunlar aslında mahremiyet eğitiminin bir başlangıcı. Anneyi ve bebeği aslında mahremiyet eğitiminin içine kendiliğinden sokmuş oluyor. Yani şöyle, benim hani kızlarım 2 ve 4 yaşlarında ben evet şimdi başlamam gerekiyor demeyeceğim. Bu anne karnında aslında bir şekilde başlamış oluyor. Aynen. Süre gelen bir şey. Peki şunu sormak istiyorum. Hani mesela çocuklar birazcık daha bilinçlendiği zaman mı? Hani özel bölgelerimizin kavramını, anlamını öğretmek mi gerekir? Öğretirken de çünkü çocuklarda şöyle bir şey de oluyor ya, daha meraklanıyorlar. Evet. İşte o dengeyi nasıl kurmak gerekiyor? Hem özel bölge kavramını öğreteceğiz, hem de ekstra merak uyandırmaması gereken bir şey olduğunu öğretmek gerekiyor. İşte. Tabii ki ilk başta bunu gözüne sokmayacağız. Çocuğumuzun. Evet. Burada dediğim gibi biz yaşayacağız sadece. Aslında bu anne karnındaki dönemden sonra bizler bebeklerimizin emzirme dönemi var değil mi? O emzirme döneminde, altının temizlenme döneminde mahremiyet eğitimine yavaş yavaş başlıyoruz. Emzirirken herkesin ortasında değil, üzerimize bir örtü olarak bebeğimizi emzirmek. Herkesin yanında çocuğumuzun, bebeğimizin altını açmamak. Altını açarken mesela şimdi senin altını temizliyorum deyip mesela yavaşça temizleyerek bir kenara koymak evladımızı. Bunlar aslında bebeklik dönemindeki mahremiyet nedir yaşantılarından örneklerdir. Biraz daha büyüdüğünde çocuğumuza özellikle özel bölgelerini temizlerken, şimdi bu bedenini sen kendini tek başına temizleyemiyorsun. O yüzden ben sana yardımcı oluyorum demek. Ona ben sana şimdi eşlik edebilir miyim? Hazır mısın? Kıyafetini giydin mi? Ya da çıkarttın mı? Şimdi ben senin banyoda temizlemene yardımcı olacağım diyerek direkt özel bölgelerine direkt bakmamak, hafif başımızı yan çevirerek özel bölgelerini temizlemek. Bunlar işte aslında çocuğumuza onları söylemeden, göstermeden, işaret etmeden aslında o bölgeler hakkında burası senin özelin. Ben şimdilik sadece sana eşlik ediyorum. Sen büyüdüğün zaman bunu tek başına yapabildiğinde yalnız yapacaksın. Evet. Diyerek yanınızda gösterebiliriz. Da bir şey çok güzel. Evet, kukla mutlamız var. Kukla getirmişsiniz. Hatta evimizdeki oyuncaklardan da bebeklerden de yola çıkarak biz çocuklarımıza bunu gösterebiliriz. Ama ben şunu merak ediyorum. Çocuğa bir şey anlattığımız zaman tam böyle merak aşamasında oluyor ya. Niye? Peki niye? Peki niye? Hani hep böyle bir soru ardı arkası kesilmeyen sorular geliyor ya. O anda bazen böyle şey oluyorum. Hani mesela hepimiz yaşıyoruzdur bütün anne babalar. Burası senin özel bölgen. Sadece ben görebilirim, doktor görebilir diyorum. Ama güzel. Niye? Ama niye? Hani orada işte tıkandığımı hissediyorum. Ve eminim birçok anne de bu konuda tıkanıyordur diye tahmin ediyorum. İşte orada ne cevap vereceğimizi şimdi, bilmiyoruz. Şimdi buradan devam edebiliriz kuklayla. Evet, burada bir beden kuklamız var. Bu kukla mukla. Böyle çocuklarımızla aslında dedik ya okul öncesi döneminde çocuklarımızla daha çok oyunla her şeyi öğretebiliriz. Biz onlarla küçük oyunlar oynadığımız zaman aslında onlar bütün bu bilgileri kendiliğinden almış oluyorlar. Bunun için ne yapabiliriz dediğiniz gibi böyle kendiniz evalardan, işte kartonlardan böyle büyük bir beden kuklası yapabilirsiniz bir gün etkinlik. Mesela şu kolları ve bacakları bunlar eskiymiş kilotlu çoraplarından yapıyoruz. Çok güzel. Yani hem de bir materyal değerlendirme, artıkları değerlendirme gibi böyle bir evde etkinlik haline getirip böyle bir kukla yapabilirsiniz. Daha sonra da ya da bunu yapamadım ben diyorsunuz. Herhangi bir böyle bir şablon. Kukla şablonu kız çocuk, erkek çocuksa çıkartabilirsiniz internet ortamından. Onlardan şu şekilde çocuğunuza boyatırsınız. Ve daha sonra da böyle dokunma elleri hazırlarsınız. Bu ellerle bunu göstererek çocuk üzerinde yapabilirsiniz kukla üzerinde. Veyahut da mesela kağıt rulolar var. Kağıt rulolardan uzun
ruları aldığınızda yere sürüyorsunuz. Çocuğunuz da üzerine yatıyor ve onun kontürünü çiziyoruz, çıkarıyorsunuz. Bu kontür üzerinden de böyle bir yine bir beden kuklası, yine bir resim, duvara asabileceğiniz bir resim hep birlikte yapabilirsiniz. Daha sonra da çocuklarımızla oyun oynayabiliriz. Hadi bakalım, bizim işte biz sağlıklı olmak için bedenimize hangi bölgelerimiz var diye bir sorabilirsiniz çocuğunuza. İşte nedir? Başımız var, kollarımız var, bacaklarımız var, gövdemiz var. Peki işte bak mesela işte buram ağrıyor, nerem ağrıyor acaba, hasta olmuş, kolumu korumak için neler yapabilirim diye sorabilirsiniz. Başım ağrıyor ya da başımı çarptım. Başımı çarpmamak, canım acımaması için, onu mesela korumak için. Mesela şöyle bir şey yaptık diyelim çocuk, çocuğumuzla evde. Ya da bunu da gösterebiliriz. Onu da nasıl gösterebiliriz? Çocuğumuzun başı kanamış mesela diyebiliriz. Başını koruması için neler yapması lazım? Hadi bakalım hareket et dersiniz. Bacağını çarptı. Bacağını koruması için neler yapması lazım? Nelere dikkat etmesi lazım? Beden bölgelerinin üzerinde böyle küçük böyle oyunlar yaparsınız birbirine. Çocuklar seviyor değil mi böyle kuklaları, böyle objeleri falan onların üzerinde gösterince daha çok ilgilerini çekiyor. Kesinlikle. Daha sonra bizim kuklamız üzülmüş. Mesela arkasını dönmüş. Tutuyor yaparsınız kuklanızı. Ondan sonra acaba bedeninde neresi rahatsız? Hiçbir şey de gözükmüyor. Nesi var acaba? Neye üzülmüş olabilir? Diyerek çocuğunuza sorabiliriz. Sana bir sır vereyim mi? Bedenimizde kollarımız, bacaklarımız, başımız, gövdemizden başka bölgelerimiz de var. Özel bölgelerimiz. O özel bölgelerimize zarar gördüğümüzde biz üzülürüz. Ve bu bir kukla gibi üzgün oluruz. Bu şekilde olmaması için ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Sana şimdi bunu göstereyim mi? Hadi gel, özel bölgelerimizi ilk önce tanıyalım diyerek hep birlikte yapabiliriz. Mesela kuklamız üzerinden, beden kuklamızın üzerinden gösterelim. Bunu yaparken asla ve asla çocuğumuzun bedenini ya da kendi bedenimizi kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kuklalarımızın üzerinden gösteriyoruz. Evet, özel bölgelerimiz neler? Hep birlikte söyleyelim. Dudaklarımız, göğsümüz, kalçamız, bacak aramız. Dudaklarımız, göğsümüz, kalçamız, bacak aramız. Hadi bakalım yapalım. Hadi şimdi kuklalarımızı da gösterelim deyip hep birlikte söyleyelim seninle diyerek dudaklarımız, göğsümüz, kalçamız, bacak aramız, dudaklarımız, göğsümüz, kalçamız, bacak aramız diye söylüyoruz. Şimdi buralara birisi, tanıdığımız ya da tanımadığımız birisi dokunmak isterse ya da o bölgelerimizden bizi sevmek isterse ya da kendisi o bölgelerini bize göstermek ya da bizim dokunmamızı isterse biz ne yapacağız? Hayır diyeceğiz. Ve hemen güvendiğimiz kişinin yanına koşacağız. Hadi bakalım diyoruz ve bunu söylüyoruz. Birlikte yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi bizim kültürümüzde hani özellikle erkek çocukların özel bölgesini hani böyle sevme objesi olarak da gösterilir. Hani bu konuda neler söylemek istersiniz? Ama belki kötü niyetle yapılan şeyler değil. Hani kültürümüzde var olan şeyler. Ama bu konuda da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum siz böyle anlatınca. Kesinlikle. Özellikle şunu söyleyeyim. Bizim kültürümüzde maalesef böyle yerleşmiş bir takım yanlış, yani kaymalar var. Bu sapmalara baktığımız zaman bunların arasında özel bölgelere bir takım isimler takmak. İşte mercimektir, çiçektir gibi. Veyahut da işte bu özel bölgelerden sevmek. Ve özel bölgelerle ilgili espriler yapmak, şakalar yapmak gibi şeyler yapıyoruz. Ama biz bunu konuşarak şunu söylediğimiz zaman bence anlatırsak böyle bir muhabbet ortasında herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela sizi anneniz babanız nasıl severse siz de sevgi diliniz o şekilde gelişir. Değil mi? Evet. Yani sizi dudaklarınızdan birisi sürekli severse ya da böyle özel bölgenizden elleyerek severse. Şimdi evlatlarımız hepimizin can parçası. İçimiz gidiyor. Böyle her şeyle içimize sokmak istiyoruz. Bütün her tarafını yumuş yumuş sevmek istiyoruz. Çünkü daha küçücük bir şey. Ve o küçücük can paremizi böyle bütün iştenliğimizle sarmak istiyoruz. Bunlar çok güzel duygular. Ama biz bu güzel duygularla bunu yapıyoruz ve çocuğumuz da bu şekilde sevilmeye alışıyor. Sonra bir yere gidiyor ve aynı şekilde ona yaklaşan birisi oluyor. O da hiç şaşırmıyor. Neden? Onu da zaten bütün sevdikleri o şekilde seviyor. Ama daha sonra başka şeyler hissetmeye başlıyor. Ve bunlar hiç hoş olmayan şeyler. Ve onu çok kırıyor ve üzüyor.
O yüzden şimdi seviyoruz derken bile. Şimdi bunu ister misiniz? Tabii çocuğumuza ki. Bunu yaşatmak ister miyiz? İşte her içimizi böyle içimize sokmak istediğimizde, o bölgelerinden böyle sevip böyle kopartmak istediğimizde, ben bu duyguyu çok biliyorum çünkü bütün birçok velimizden bu duygu soruyu alıyorum. Bütün bu duygularımız, o haz hislerimiz geldiğinde aklımıza bunu getirelim. Evet. Çünkü o çocuğumuz bu sevgi dilini öğreniyor ve buna bir başkası yaptığında ve bunu art niyetle yaptığında ne o ayrımı yapamayacak belki de ya da kesinlikle yapamayacak ama annem babam beni böyle sevmişti demek ki iyi bir şey. Orada bir kargaşa yaşayabilir kendi içerisinde. Kargaşa yaşayabilir. Sözünüzü kestim. Ay Allah korusun tabii ki hiçbir çocuğun başına gelmesin. Bir de şu oluyor. Çocuk ben izin vermiştim. Benim hoşuma gitmişti diyerek suçluluk psikolojisine giriyor. Ve bunu içine kapanarak kimseye söylemiyor. Çünkü buna ben sebep oldum diyor. Ben izin verdim diyor. Benim hoşuma gitmişti o diyor. İşte bunlar çok ince detaylar aslında. Farkında olmamız gerekiyor. Kesinlikle. En başından başlamak, bebeklikten başlamak gerekiyor. O şekilde sevmemek gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz gibi özel bölgelerini sevmemek gerekiyor. Yani vakit geçmiş olabilir. Ben öyle yapmıştım diyebiliriz. Ama hiçbir şey için geç değil. Geç değil. Geç değil. Dediğimiz gibi bu pratiklerle, bu oyunlarla çocuklarımızla bu duyguyu tekrar konuşup tekrar paylaşabiliriz. Biz mahremiyet eğitimleri düzenledik, yaptık. Bu mahremiyet eğitimlerinde mesela kimi velilerimizden şöyle bilgiler oldu. Hocam ben mesela dudağın özel bölge olduğunu bilmiyordum ve biz çocuğumuzu dudağından çok öpüyorduk. Bu olayı öğrendikten sonra çocuklarımızdan mesela bunu hani engellemeye başladık sayenizde dediler. Hatta çocuklarımız kendileri anne Hayır, burası okay. özel bölgem, beni buradan asla öpemezsin. Şuuruna vardıklarını söylediler, çok mutlu olduk. Önemli olan çocukların bu kontrolü sağlaması. Ama sadece özel bölge de değil, bazen çocuklar öpülmek istemiyor. Yanağından bile öpülmek istemiyor, öpmeyeceksin. Sınırlarına saygı duyacaksın. Kesinlikle. Aslında hani değerler aktarımı, mahremiyet eğitimi derken genel olarak çocuğun sınırına girmemek gerekiyor değil mi? O istemiyorsa yapmayacağız, zorlamayacağız değil mi? Muhakkak. Bu da çok enteresan. Mesela kimi annelerimiz çocuklarını boynundan öpmek istemişler. Ben mesela çocuklar bu eğitimden sonra hayır anne boynumda bir özel bölge, orayı da öpemezsin. Hocam boynu da özel bölgeymiş demeye başladılar. Dedik öyle bir bölge yok ama çocuğunuz çok güzel bir şey söylemeye çalışmış, ifade etmeye çalışmış. Bu beden benim. Rahatsız oluyorum. Yani huzursuz oluyorum. Bunu da yapmanı istemiyorum. Anne şimdi diyememiş sizi kıramamak için ama özel bölgelerinin dokunulmazlığını öğrendiğiniz için size buradan bu özel bölge diyerek yansıtmış evet. dedik. Böyle çok da güzel bir anekdot olmuştu bu. Evet. Bacakları olsun, bütün vücudu aslında insanın özel bölgesidir. Özel bölgesidir. Ve insanlar rahatsızlık veriyorsak, yani o bundan hoşlanmıyorsa asla ve asla yapmamamız gerekiyor. Hatta bizde şöyle bir şey de var, bunu da altını çizmek istiyorum bunun da mutlaka. Mesela bir tanıdığımız, bir misafirimiz geliyor eve, çocuğu sevmek istiyor. Biz hani çocuk kendini sevdirmek istemiyor aslında. Hani ayıp olur gibi böyle, hadi öptürsene kendini, bak öpmek istiyor teyzen, halan. Halbuki hani o da yakın akrabamız ama istemiyorsa istemiyor. Kıracağız diye misafiri biz çocuğumuzu buna mahrum bırakmış oluyoruz. Kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Mevzuyu değiştirebiliriz. Konuyu farklı bir noktaya getirebiliriz. Yani oradaki ortamı değiştirerek yani hem konuğumuzu da kırmamak hem de çocuğumuzun da oradaki o mahremiyet hakkını ihlal etmeden nihayetinde böyle pratik çözümler üretebiliriz diye düşünüyorum. Ya aslında şöyle hani doğumdan, hamilelikten süre gelen bir süreç ama dikkat edilmesi gereken çok nokta var ve yaptığımızda çok hatalar var. Bu konuda gerçekten çok güzel örnekler verdiniz, bizi bilinçlendirdiniz. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Orada kuklalar var, biri kız, biri erkek. Bu değerler aktarımında, ben sadece mahremiyetle sınırlandırmak istemiyorum bunu. Değerler aktarımında kızla erkek arasında bir ayrım var mı? Yoksa ikisine de aynı şekilde, aynı şartlarda mı bu değerler aktarılması gerekiyor? Şimdi mahremiyet içinde, diğer değerler içinde kız erkek ayrımı yoktur. Çünkü bütün kurallar kız içinde, erkek içinde geçerlidir. Ancak şöyle bir şey var. Biliyorsunuz cinsel gelişimde özellikle 5 yaşta artık kimlik ayrımları iyice ortaya çıkar ve kız erkek gruplaşmaları başlar. 6 yaşta bu iyice böyle üst seviyeye gelir. Dolayısıyla kız çocuk
kız bedeniyle gösterilmek ve bunun ifade edilmesini bekler. Hatta annelerinin, babalarının böyle özel bölgelerinin olduğu resimler çizebilirler o dönemde. Hani paniklememek lazım. Keşif merak dönemidir. Birbirlerini merak edip bakıp bakmak isteyebilirler, görmek isteyebilirler. Bunun için işte o merak döneminde de aslında mahremiyet eğitimi çok önemli bir yer olmuş oluyor. Ve biz aslında o sınırı korumalarını, o meraklarını da en sağlıklı, verimli bir şekilde gidermelerini sağlamalıyız. Hı hı. Bunun için de işte aslında şurada hani böyle bir görselimiz var. Mesela bu kuklalarımızsa kız çocuğumuzsa kız kuklası, erkek çocuğumuzsa erkek kuklasını muhakkak alıyoruz. Ve burada mesela arkadaşlarımız, değil mi? Merak edip en sevdiğimiz arkadaşımız özel bölgemize bakmak isteyebilir, merak edebilir. Ama biz bu durumda ne yapıyoruz? Hayır diyoruz ve bunu kime söylüyoruz? En yakın öğretmenimiz olabilir. En yakınımızda kim güvenilir kişi varsa ona gidiyoruz. Mesela öğretmenimiz var, öğretmenimize gidiyoruz. Ya da parkta bir arkadaşımız merak edip bizim özel bölgelerimizi ellemek ya da kendi özel bölgesini bize göstermek isteyebilir. O zaman ne yapıyoruz? En yakın kişiyi, yine annemiz babamız yakınlardaysa ona ya da güvenlik görevlisi varsa onun yanına gidiyoruz gibi. Hani bu şekilde çocuklarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Burada da dediğimiz gibi güvenlik kişiler kimlerdir dediğimizde anne, baba, büyük anne, büyük baba gibi ya da polis ya da öğretmen olabilir. PDR uzmanı olabilir, görevlisi olabilir. Ve doktorların yanında da sadece ve sadece ebeveynlerimiz Olduğu müddetçe. Onlar da bizi nedir? Tedavi de edebilmeleri için, hastalığımızı teşhis etmek için bedenimize bakabilirler. Ama sadece ebeveynlerimiz olunca. Şimdi hani az önce de bahsettiniz ya, çoğu çocuk içerisinde suçluluk psikolojisiyle hoşuna gidiyor ama bunu dile getiremiyor, kendini suçlu buluyor. Aslında çocuklarımıza hayır demeyi öğretmemiz gerekiyor. Bazen biz ebeveynler de hayır demesini bilemiyoruz. Mesela bir yere gidiyoruz, çocuğu bebek hani seviyor, iyi niyetle seviyor ama aslında benim hoşuma gitmiyor. Bir kız çocuğu bir adam seviyor mesela. Evet. Yani hani ne desem de, nasıl hayır desem de onu kırmadan, iyi niyetini kırmadan çocuğuma dokunmasa. Bunu ben bile bazen yapamıyorken çocuğuma nasıl öğreteceğim aslında o hayır demeyi? İlk önce şunu söyleyelim. Burada ayıp diye bir şey yok. Yani tabii ki karşı tarafı da rencide etmeden ama biz de tavrımızı kesin bir şekilde koymalıyız. Mesela özellikle kucağına alıp oturtulduğu zaman herhangi bir bahaneyle işte çocuğunuza şimdi şunu vereyim, gel bak amcaya şunu göster deyip onu oradan kaldırmak. Neticede özellikle çocukları kucağına alarak sevilmesi hiç hoş bir durum değil. Dediğim gibi aslında bu olaylar yüzde bir, binde bir başımıza gelir deriz. Ama başımıza geldiği zaman yüzde yüzdür ve bunun hiçbir kaçarı yoktur. O yüzden bizler yani bilinçli ebeveynlersek bu tür durumlardan çocuklarımızı uzaklaştırmalı ve hayır netliğini kesinlikle koymalıyız. O tabii ki kırarak değil. Nedir? Dikkat dağıtarak, işte farklı görevler vererek, farklı mevzular açarak o çocuklarımızı o ortamlardan uzaklaştırmalı. Ve çocuğumuzla bir de oyunlarla, pratiklerle yaparak mesela çocuk da oraya oturmamaya başlamak. Yani bunlara dikkat ettiğimizde bu da sonuç olarak ortaya çıkıyor. Şimdi biz böyle oyun oynadığımız zaman o da bir müddet sonra hemen kalkıp yanına oturup ya da belirli bir mesafeden durmaya başlayacaktır. Dediğimiz gibi bunlar eğitimciler için eğitim ama ebeveynler için her biri bir yaşamsal gerçek. Evet, siz ne evet, kadar bunları kesinlikle oyunlarla yaşarsanız evinizin içerisinde, ne kadar böyle küçük pratikler yaparsanız, siz çocuğunuzla konuşurken ne kadar dikkat ederseniz, odasına girerken kapısını çalar, izin isterseniz, özellikle banyolarda. Yani iyi bir rol model olmak gerekiyor aslında. İşin özünde bu var. Biz ebeveyn olarak kendi sınırlarımızı gösterirsek aslında çocuğa da bir şekilde bunu da aktarmış oluyoruz. O da bunu kesinlikle alıyor. özellikle ben hani bu modern dünya ve modernist bir ev yapılarımız hepimizin değişti. Biliyorsunuz eskiden Alaturka tuvaletler vardı. Evet. Ve Alaturka tuvaletler sadece Alaturka tuvalet olurdu. Kapısı kapanırdı, herkes orada ihtiyacını giderirdi. Ama günümüzde modern bir banyo sistemi var. Bu da alafranga tuvaletler. El yıkama yeri aynı yerde, duş alma yeri aynı yerde. Çamaşır makinesi.
Yaşaması aynı yerde. Yani insanın birçok yaşam alanı gibi ihtiyacını giderdiği. Şimdi öyle olunca çocuklar da ufak olduğunda o daha küçük, anlamaz. Biraz önce ilk başta söylediğiniz gibi şeyler oluyor. Çocuğumuz orada tuvaletini yaparken mesela biz ablası ellerini yıkayıp dışarı çıkabiliyor. Abisi işte oradan banyodan bir şey alıp dışarı çıkabiliyor. Baba tıraş olabiliyor gibi. Siz bunlar ama çocuğun mahremiyet eğitimini, mahremiyet algısını tamamen bozuyor. Çünkü o tuvaletini yaparken herkes görebilir, herkesle bir arada olabilir biz algısı yani, veriyoruz. Bütünüyle aslında bir davranış tutum. Hani bu süreç sadece öğretmek değil, hani kuklayla işte bu özel bölgen değil de bütünüyle kesinlikle bir davranış aslında. Evin içerisinde aslında hepimizin dikkat etmesi gereken davranış biçimi diyebiliriz. Bir de kalabalık ailelerde büyüyen çocuklar var. Hani bakımını sadece annesi üstlenmiyor. Birçok kişi tarafından üstleniyor. Hatta çalışan anneler var. Bazen baba bakmak zorunda kalıyor. Hani bu alt değiştirme, üst değiştirme vesaire... Herkes tarafından yapılabiliyor bazen. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Ne tavsiye edersiniz? Bir de şöyle bir şey de var. Hani annelere diyoruz ya, kendinize zaman ayırın, çocuğunuzu bırakın oraya, bir fırsat, bir nefes alın. Ama bir de böyle bir kısmı var. Hani çocuk birine emanet ediyorsun, alt değiştirmek zorunda kalıyor kişi vesaire. Sözü size bırakıyorum. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Mahremiyet eğitimi aslında çok geniş. Aslında biraz önce siz bana zaman mahremiyetinden bahsettiniz. Hı-hı. Herkesin çok hakkı olan bir konu aslında ve çok da istismar edilen bir konu zaman mahremiyeti. Bu konuya girmişken şunu da söyleyeyim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2017 yılındaydı zannediyorum. Mahremiyet çalıştayı yaptılar ve bunu raporlaştırdılar. Bu raporun sonucunda mahremiyet eğitiminin 5 alanda verilmesi gerektiğini ortaya koydular. Bunlardan birincisi beden mahremiyeti. Biraz önce bahsettiğimiz şeyler. İkincisi mekan ve eşya mahremiyeti. Bu da aslında biraz önce giriş yaptığım işte banyoda odaların farklı olması, her odaya girerken izin istemek, eşyaların kullanımını kapsayan bir konu. Üçüncüsü duygusal ve düşünsel mahremiyet. Bu da hepimizin fiziksel olabilir, maddi olabilir, durumları olabilir ve özel bilgilerimiz vardır. Bu özel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği, yani bu duyguların istismar edilmemesiyle alakalı bir kısım. Üçüncüsü, dördüncüsü dijital mahremiyet. Günümüzde çok yoğun olarak var olan bir sorun. Çok önemli bir konu. Çocuklarımız sanal alemde, bütün dünyada biz sanki evimizi de kendi ailemizin içinde yetiştirdiğimizi zannediyoruz ama büyük bir dünyaya o pencereden, o sanal ekran penceresinden bütün dünyaya açılıyorlar ve çok farklı kültürler, yönlendirmelerle karşılaşıyorlar. Dördüncüsü ise zaman mahremiyeti. Zaman mahremiyeti ise kişinin yalnız kalma hakkıdır. Evet. Yani kişinin verimli zaman geçirmesidir. Dinlenme, kitap okuma, çalışma zamanlarının, spor yapma zamanlarıdır. Bütün bunlara saygı duyulması, zamanında yani söz verilen saatte buluşmaktır, bekletmemektir. Mesela bunlar da zaman mahremiyetinin içerisine giren şeyler. Aslında mahremiyet doğumdan itibaren başlıyor. Her yaşta farklı değerler aktarılması gerekiyor. Mesela bu dijital dünya dediniz, daha çok hani ergen yaşlardaki çocukların hayatına giren. Orada da biz ebeveyn olarak aslında bize başka görevler düşüyor. O zaman da başka bir mahremiyet eğitimini vermek demeyeyim de sizin de az önce bahsettiğiniz gibi başka değerler aktarmak gerekiyor. Evet. O da başka bir konu. Aslında o konuya dair de çok sorun var da başka bölümde onu başlı başına ele alalım isterim. Dijital dünyada çocuklarımızın mahremiyeti diye. Evet, çok önemli. Maalesef çağımızın büyük sorunlarından bir tanesi. Evet, ben şimdi son olarak size şunu da sormak istiyorum. Genel olarak sizin en çok karşılaştığınız, ebeveynlerin bu konuda en çok yaptığı hatalar nelerdir? Belki hatalarımızı bilirsek hani daha iyi öğreniriz ya. Aslında hepimiz hayatımızda ben mahremiyet benim evimde var diyoruz. Evet. Ama farkında olmadan yapmadıklarımız ya da yapıp da bu mahremiyet
değeriymiş, bilinciyle yapmadığımız şeylerimiz var. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi başta bahsettiğimiz gibi işte özel bölgelerden sevilmek, isim takmak ve şakalar yapmak. Bu noktalarda bilinçli olmamız gerekiyor. İkincisi en büyük hatamız çocuğumuz daha ufak diyerek o banyodayken kesinlikle rahatlıkla içeriye girmek. Çocuğun lazımlığını özellikle her yerde bulundurmak. Lütfen çocuğumuzun lazımlığı banyomuzda dursun. Yani tuvaletin olduğu yerde ve çocuk oraya giderek o ihtiyacını gidersin. Bu mahremiyet eğitiminin en çok atladığımız taraflarından bir tanesi. Özellikle bizler erkek çocuk olunca sanki böyle çok daha rahat bir şekilde denize girebilir ya da böyle daha böyle toplu alanlarda çok daha rahat hareketler edebilirmiş gibi düşünüyoruz. Oysa kızı erkeği yok bunun. Her çocuğumuzun özellikle iç çamaşırı bölgesi dediğimiz ya da denize girerkenki bölgeler dediğimiz bölgelerin kapalı tutulması gerektiğini bilmesi, buna bizlerin de özen göstermesi gerekiyor. Dediğim gibi yine erkek çocuklarında en çok rastladığımız şey sanki her yere tuvaleti yaptırılabilir gibi düşünülüyor. Bu da son derece yanlış. Hem bireysel çocuğumuzun mahremiyet gelişimine hem de toplumsal mahremiyete çok aykırı bir davranış. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Ben hepimizi teşekkür ediyorum. Ettiniz. Çok sağ olun. Sizi uğurlayacağım. Sonraki programlarda tekrardan ağırlamak dileğiyle diyorum. Ben çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok güzel örneklerle anlattınız. Çok sağ olun. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Ozan şefimiz. Gel Cevay, ben de seni bekliyorum. Şimdi bu mutfak ikimizin mutfağı. Evet. Senin sınırına girmiyorum. Bu bizim. Tamam mı? Bu bizim. Kolektif. Aman, ellerim düştü. Senin mutfağın olsaydı girebilir miyim? Müsait misin? Yardım edebilir miyim? Derdim. Şimdi sen Sebastian cheesecake'imiz şu önüne koyayım senin, şöyle dursun. Bakın şöyle salladığımızda. Bu bayağı şey, tam böyle biraz yanık tadı kıvamını sevenler. Kıvamını görüyor musun? Evet, görüyorum. Bu soğuyunca biraz daha sertleşecek ve oturacak. Çok güzel gözüküyor. Ama olması gereken kıvam bu sallanma kıvamı gördüğün İşte gibi. Şef olunca başka oluyor. Biz evde yapıyoruz, çatlaklar oluyor, bir şeyler oluyor. Alttan şey, ortadan çökmüş oluyor. Olabilir, gayet normal bu arada. Neyse, püf ama noktalarını gibi, öğrenmiş olduk senden. Artık böyle olmayacak. Gerçekten yani ilk yaptığınızda bu ayarı tutturamayabilirsiniz fırında. Çünkü her fırında değişiklik gösteriyor gerçekten. Püf noktasından bir tanesi de şu. İçerisinde kullanacağınız tüm malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ha. Daha doğrusu kek türevi ne yapıyorsanız aslında hepsinin oda sıcaklığında olması da fayda gerekiyor. Var. Şimdi ben bu kıymayı öncesinde birazcık kavurmuştum. Şimdi taco yapıyoruz. Hala sıcak zaten. Biz bugün böyle değişik mutfaklara gittik. Taco, evet, biraz San Sebastian. Güzel oldu bence ya. Bence daha bir renk güzel geldi. Oldu. Hayatımıza girmiş lezzetler. Evet. Şimdi ben taco'nun bu dış şeyini sen söyle. Ne deniyordu buna? Çanağını hazırlayacağım, kendim hazırlayacağım. Bunlar hazır tortilla ekmekleri birçok yerde bulunuyor. Lavaştan da yapabilirsiniz bu arada. Evet. Bu boylarda bir kalıbınız aslında varsa. Aslında şöyle, bu Meksika mı? Evet, bu Meksika mutfağına ait bir yemek. Diyoruz tabii ama ne kadar bilmiyor. Yakın bize. Aslında temelinde evet, lavaş ekmek arası bir şey yiyor gibiyiz burada da. Evet, kıyma var. Kıyma var, bizim her zaman kullandığımız şeyler var. Kişniş çok fazla bizde olan bir şey değil. Bunun içerisinde farklı olarak kişniş ve avokado daha yoğun. Bir de Meksika fasulyesi var. Şimdi ben bu tortilla ekmeklerini yağladım. Yağladıktan sonra bir fırın teline şöyle böyle şekil veriyorum. Boylarını ayarlıyorum. Bunu burada size göstermek için yaptım. Ardından bunları hepsini dizip yan yana fırına atıyorum. Atılmışı var. En sevdiğim hareket. Burada ben yayın öncesinde hazırlamıştım. Oh. Şimdi dolayısıyla bunu beklemeyeceğiz. Ben sadece göstermek isterim bunları nasıl hazırladığımı. Ben de hep merak etmişimdir bunu nasıl yapıyorlar. Aralarındaki çok renk farkını mi? Söyleyeceğim sana. Daha bunlara hiç yağ sürmedim. Yağ sürmeden sade bir şekilde fırına yaptım. Diğerlerini ise burada az önce yaptığım gibi yağ sürerek yaptım. Yağ sürdüğünüzde biraz daha karamelize oluyor dışı. Renk daha oluyor. Lezzetli oluyor. Biraz daha lezzetli oluyor tabii ben ama tam yağı tercih etmeyenler olursa eğer yağsız da bu şekilde yapabiliyorlar. Şimdi içi için kıymam burada hazır. İçerisine bir miktar limon suyu ekliyorum. Tuz, karabiber giriyor olmazsa olmaz. Ve biraz da ketçap koyuyorum. Dedim ya bu biraz, ketçap mı? Bu biraz kolay taco. Domates hazırlayıp böyle soslar yapmak yerine en basitinden salça koyabilir kolay. Miyiz salça da koyabilirsiniz. Ama ketçapın ketçap içerisindeki tatlılık, ekşilik falan gayet dengeli oluyor bunun da. Şöyle biraz da yapış yapış kıvama gelecek ki içerisine koyduğumuzda çok fazla dökülüp dağılmasın.
Bu neredeyse hazır. Bu kenarda şu an şöyle kalabilir. Yağsız ocağımı kıyma kapatıyorum. Kullanıyoruz değil mi? Nasıl isterseniz öyle kıyma kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Hiç sorun taco yok. Dediğimiz şey aslında sadece kırmızı etten değil, kümes hayvanlarından, deniz ürünlerinden de yapabilirsiniz. Hı hı. Tamamen vejetaryen de yapabilirsiniz. Ama genelde... Ama şey baharatlarını yine aynı şekilde kullanmak gerekiyor. Çok etini... daha fazla baharatlar da ekleniyor aslında. Bu kolay bir taco gerçekten. Hazır tortilla ekmeğinden kıymayı hemen ketçapla lezzetlendirip böyle ufak bir salsa hazırlayıp avokado sosunu göstereceğim hemen size. Lime'ı hemen şöyle bir sıkmam lazım. Elimle önce lime'ı eziyorum her zaman. Bastıra bastıra eziyorum. Hı hı. Yoksa lime'ı biraz sıkmak zor. Lime dediğimde misket limonu. Şöyle bir misket limonunu komple sıkıyorum. Avokado içerisine... sos. Evet, bu avokadodan bir guacamole tarzı. Bu sosları fajita yaptığımızda da kullanabiliriz değil mi? Kullanabilirsiniz tabii ki de. Hemen bir çatal yardımıyla. Bir gün de fajita yapalım. Olur, hay hay yaparız. Acı oluyor ama sen acı sevmiyorsun. Acısız yok. Acı her zaman problem. Bunda da acı var fakat bu da biraz isteğe bağlı olarak kullanılıyor. Ama fajitayı fajita yapan şeylerden bir tanesi aslında acı olması gerçekten. Bol miktarda acı biber kullanırlar bildiğin gibi. Çatal bu arada yardımıyla. Bunu normal blenderdan da geçirebiliriz değil mi? Hemen. Çok sıvı olur. Çok mu sıvı çok olur? Çok sıvı olur. Çok sıvı olursa da aralarına akabilir. Olması gerekiyor avokado. Bunun biraz daha parçalı olmasında fayda var. Ben daha parçalı seviyorum ayrıca. Ama benim zevkime göre değil de işin tekniğine bakıldığında evet bu blenderdan geçirseniz çok bayağı sıvı akışkan bir şey olacaktır. Hı hı. Çatal yardımıyla şöyle biraz püre gibi yapmanız yeterli olacak. İrili ufaklı parçalar içerisinde kalabilir. Hiç sorun değil. Evet. Biraz daha karıştırayım. Bu da hazır. Bu da diğer hazır sayılır. Diğer soslarımız 3 tane sos oluyor değil mi her zaman? Bir de ekşi kremamız var. Ekşi krema Türkiye'de çok fazla bulunan, tüketilen bir ürün değil. Fakat ekşi kremaya çok yakın bir şey yapabiliyoruz biz. Süzme yoğurunun içerisine limon sıktığımızda ekşi krema. Ekşi kremaya çok yakın bir şey ortaya çıkıyor gerçekten. Ekşi krema benim çok sevdiğim bir şeydir aynı zamanda. Ama Türkiye'de bulmak biraz zor oluyor. Ekşi kremaya limon, limon ve tuz ekledik. Başka baharat bir eklemeye gerek yok. Bir kaşık yardımıyla şöyle iyice harmanlıyoruz. Süzme yoğurt olmalı kesinlikle. Ekşi kremanın kıvamı da böyle bir şey bu arada. Süzme yoğurda çok yakın bir kıvamı var. Hı hı. Şimdi burada bizim yalancı ekşi kremamız hazır. İçerisine bir salsa hazırlayacağız. Şurada doğranmış sebzelerimiz var gördüğün gibi. Bunların hepsini bir yerde harmanlıyoruz. Soğan, çekirdekleri çıkartılmış domates ki sulandırmasın diye. Bir miktar mısır ve içerisine biraz da Meksika fasulyesi ekliyorum. Daha sonra bunu içerisine bir miktar tuz, biraz karabiber, tamam. Biraz da lime sıkacağım. Bu kadar. Ardından bunların içlerini hepsini dolduracağız. Hepsini içlerini dolduracağız. Tamam. Eğer zamanımız varsa yapabiliriz, yoksa sen geldiğinde en son beraber yaparız. Hazırlayayım seni. Sonra biz yiyelim, sonra anlatalım, üzerinden hay hay geçelim. Ellerine sağlık. Rica ederim. Ben şimdi konuklarımı çağırıyorum. Nasıl istersen. Seni mutfakta bırakıyorum. Tamamdır. Tarifle baş başa. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi masal anlatacak konuğumuz ve türküler olacak. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Canlı olarak da bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 0090-505-756-0206. Günaydın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Bir varmış bir yokmuş. Masal dinlemeyi çok seven çocuklar bir gün türkülü masallarla tanışmış. Böylece masala eşlik eden çocukların sayısı artmış. Onları bu masallarla tanıştıran eğitmen yazar Ayşegül Dede Arıcı ve Türk halk müziği sanatçısı Rüstem Avcı şimdi günaydın hayatta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Rüstem Hocam siz nasılsınız, hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Bağlamanızla birlikte geldiniz. Evet. Sabırsızlıkla sizi dinlemek için böyle bekliyoruz. Bütün ekip, herkes, izleyicilerimiz de eminim şu an ekranların başında merakla bekliyorlar. Ama birazcık daha meraklansınlar. Çünkü öncelikle sohbet etmek istiyorum sizinle. Ayşegül hocamız, öğretmenimiz diyeyim. Sizin yeğeniniz oluyor. Evet, yeğenim oluyor. Evet, evet, çok ilginç. Belki de siz dokundunuz onun hayatına böyle masal anlatıcı çocuklarla ilgilenmesi. Tabii ki o daha bu kadarcıkken bana enişte derdi. Ben kulakları kirişte derdim. Yani masal anlatıcılığı onda muhteşem oldu ondan sonra. Öyle mi? Birlikte fotoğraflarımız var. Ben böyle 5 yaşlarındayım. Eniştemin kucağına oturmuşum. Bana bağlama çalmayı öğretmeye çalışıyor.
Aa, ne güzel. Şimdi de aradan yıllar geçti. Evet. Siz gerçekten çok sevilen bir yazar oldunuz, öğretmeni oldunuz, masal anlatıcısı oldunuz ve birlikte bir projeye girdiniz. Evet. Ve evet. Çok güzel bir proje. Evet. Ve türkü söylüyorsunuz bu projede, masal anlatıyorsunuz ve dinleyicileriniz çocuklar. Hani türkü deyince hep aklımıza şey geliyor ya, böyle yaş almış kişiler böyle onlar dinler ama siz çocuklara dinletiyorsunuz. Anlatabilir misiniz? Nasıl başladınız bu projeye? Aslında tam olarak bu söylediğin şekilde başladık. Rüstem Avcı, eniştem emekli oldu. TRT Türk Halk Müziği ses sanatçısı ve bir gün böyle sohbet esnasında dedi ki beni hep 60 yaş üstü takip ediyor. Onlar tanıyor beni dedi. Şimdi vakit de var, emekli oldu. Dedim ki enişteciğim hemen birlikte bir proje geliştirelim seninle. Dedim bir Keloğlan masalı içerisinde işte türküler düşünelim, yapalım. Ama tabii ki bu böyle konuştuk ve havada kaldı. Ta ki buradan da çok selamlarımızı iletiyoruz. Deniz Mavi Yeşil var. İstanbul çocuk tiyatrolarının başında. Bir gün aradı, dedi ki Ayşegül 3 yılda bir mezun veriyor İstanbul çocuk tiyatroları. Mezuniyetimize dedi böyle türkü, masal, halk edebiyatı dolu, böyle gerçek Anadolu sanatçısı çağırmak istiyorum. Kim olabilir? Dedim eniştem Rüstem Avcı tanıyormuş, çok sevindi. Ama dedi ne yapacaksınız birlikte? Dedim ki bizim bir hayalimiz vardı, biz hazırlanalım. O mezuniyette biz sahnede, devlet tiyatroları Üsküdar'da sahnede, biz dedim bunu size yapalım. Çok memnun oldular. Biz oturduk bir iki prova yaptık. Provadan sonra türkülerimizi belirledik. 7 tane türkümüz var ama böyle bilinen türküler olsun istedik. Hani çünkü çocuklar türküyü çok bilmeyebiliyor, onu da konuşuruz. Hani anne babaların, yetişkinlerin eşlik edeceği de türküler olsun. Onlardan aşina olsun çocuklar o türkülere. Dikkatle seçtik o türküleri. Ve ben bir Keloğlan masalı derledim. Şimdi masal yeni bir masal aslında. Türkülerin sıralamasına göre bir masal oluştu. Tek bir masal, içinde 7 türkü. Biz sahneye çıktık, performansımızı gerçekleştirdik. O kadar beğenildi ki bizim de çok içimiz esindi. Sonrasında Rüstem Bey kendi dosyaları var, belediye işbirlikleri yapıyor ve onun hayranları var, onu takip eden, onun Balkan Rumeli türkülerini dinlemek isteyen kitleler var. Dosyaların içerisine bir de çocuk etkinliği olarak bunu da bir dosyaya çevirdi. Dedi ki ben dosyayı zaten veriyorum. Bunu da verelim. Ve proje kendi kaderini yaşamaya başladı Cevahir. O kadar ilginç ki hani gören ne kadar değişikmiş. Hadi buyurun gelin dedi ve biz 39 İstanbul ilçesinin 2/3'ünü gezdik. O kadar çok gezdik ki sonunda geçen seneydi değil mi? Geçen evet. Sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi en yaratıcı çocuk içeriği seçti bizi. Gerçekten mi? Evet. Harika. Ben Rüstem Hocama bir şey sormak istiyorum. Sor mu? Şimdi size diyorsunuz, demişsiniz ya 60 yaş üstü kişilere evet. Beni dinliyordu. Evet. Şimdi çocuklar dinliyor. Nasıl peki? O hissiyat nasıl? İşte ben emekli olduktan sonra türkü söylerken ben hiç beni kim dinliyor diye düşünmüyordum. En doğrusunu, en güzelini söylemeye çalışıyordum. Evet. Emekli olduktan sonra şöyle ufak bir araştırma yaptım. Bu tabii kesin bir araştırma değil. Genelde 40 yaş üzeri türkü dinliyor. Gençler daha az dinliyor. Dinliyor ama az dinliyor. Nasıl yaparız? Popüler müzik dinleyen gence türküyü söyletemezsiniz. Hatta ben türkü sevmiyorum diyenler çok gençler. Evet. Ama sazı elime aldığım zaman şöyle bir vurduğumda aa çok güzelmiş diyorlar. Ondan sonra çocukların da ilgisini çekecek bu projeyi beraber düşündük. Bizim amacımız 5 yaşındaki çocuklar türkü söylerse 60 yaşında da türkü dinler. Türkü dinlerler. Hedefimiz kültür aktarımı. Evet ama hissettiğim kadarıyla mesela bazı insanlar vardır doğasında gerçekten hani böyle çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Dursalar bile çocuklar onu sever yani. Hiçbir şey yapmasalar. Siz de galiba Rüstem Hocam onlardansınız değil mi? Rüstem dedesiyim. Rüstem dede. Bana dede dedikleri zaman çok hoşuma gidiyor. Evet çünkü çok güzel. Çünkü onlar bir evlat. Geleceğimiz. Kesinlikle. Ne güzel. İşte bu hissiyatınız hep bütünlüğünüzde olduğu için herhalde çocuklar da o ruhu hissediyorlar. Evet, evet. Ve geliyorlar böyle hani... Bilmiyorum. Öyle ben de öyle hissettim. Ben de bir çocuk olsaydım kesin direkt böyle gelirdim. Hani bir oynamak isterdim. Bir iletişim kurmak isterdim. Aynı şekilde tabii ki Ayşegül Hanım da öyle. Sanki gerçekten bu meslek için
doğmuş gibi, değil mi? Ya öyle hissediyor musunuz siz de? Şimdi hikayenin daha da başı var. Benim babam araştırmacı, gazeteci, yazar. Ve Batı Trakya Türkleri üzerine pek çok araştırma yapmış, yazıları, kitapları var. Etnografik sergiler düzenlemiş Kültür Bakanlığı işbirliğiyle. Eniştemle de o dönemde tanışmışlar. Çünkü maniler derliyorlar, köy köy geziyorlar, türküler derliyorlar, masallar derliyorlar. Birçok derleme, ikisi de derleme sanatçısı aslında. Orada tanışıyorlar ve benim çocukluğumda babamın o Batı Trakya'nın mani derlemeleri, masal derlemeleri, ninnileri... Bakın bunlar hep halk edebiyatı ürünleri. Ve köy köy gezmeleri gerekiyor. Ellerinde küçük teypleri vardı. Giderlerdi, gezip kaydederlerdi. Hatta bir dönem ben babamın o kaydettiklerini deşifre ettiğimi de hatırlıyorum. İlkokul, ortaokul döneminde. Yani bu biraz önce mahremiyet eğitiminde de dedi ya, hani eğitim değil aslında. Değil. Kendi doğalında çocuğu maruz bıraktığınız zaman o aktarım doğalında gerçekleşiyor. Aynen öyle. O somut olmayan kültürel miras dediğimiz bir şey var. Bu etkinlikte de biz başta çıktığımızda şunu söylüyoruz çocuklara. Diyoruz ki çocuklar müzeye gittiniz mi sizi? Hepsi müzeye gitmişler. Ne müzelerine gittiniz? Sayıyorlar. Peki müzede ne gördün? İşte diyor ki tarihi eşyalar vardı. Eski diyor kaplar, kacaklar, kolyeler, kıyafetler vardı. Dokunabildin mi? Hayır. Niye? Camların içinde sergileniyor zarar görmesin diye. Peki bir ninniyi camın içinde sergileyebilir miyiz? Hayır diyorlar, gülüyorlar. Tekerleme, masal camın içine koyabilir miyiz bunları? Hayır. Peki nasıl yaşatacağız? Nasıl aktaracağız? İşte biz o elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz mirası somut olmayan kültürel miras diyoruz. Ve onu sergilemenin, yaşatmanın yeri de sahne. Çocuklarla böyle bir giriş yapıyoruz. ve diyoruz ki içinde türkülerin, ninnilerin, manilerin, masalların olduğu size bir performans sergileyeceğiz. İlgileri gerçekten çok yüksek çocukların. Peki hani siz normal, modern, hani popüler şekilde de eğitim verdiniz çocuklara ve böyle kültürel şekilde de eğitim veriyorsunuz. Aradaki fark nedir çocukların tepkisel olarak? Hani mesela türkülere yaklaşımları nasıl oluyor? Hiç unutmuyorum, ilk etkinliğimizde herhalde böyle Etiler'de bir kitap evinde gerçekleştirdik etkinliği. Çocukların yaş grubu da işte 4 ile 7-8 arası değişiyor. Rüstem Bey elindeki bağlamayı gösterip dedi ki, çocuklar bunun adı nedir? saksafon diyen çıktı. Gerçekten bağlama mi? Diyen çıkmadı. Aa. Şimdi bunlar bizim için de hani yaptığımız işe inancımızı arttırdı. Öyle söyleyeyim. Motive etti aslında. Evet. Yani o günden sonra o kırmızı püskülü, değil mi? Kırmızı püsküllü bağlamamız. Çocuklar kesin direkt dikkat etmiştir ona da. Tabii. Bir şey diyeyim mi? Yurt dışında bulunmuşsunuzdur kesin. Avrupa'daki Türk kökenli vatandaşlarımıza sorsanız bu nedir hepsi diye. Hepsi bilir. Bağlama olduğunu. Değil mi? Ya şöyle de oldu. O etkinliğin sonunda arkada yardımcı olan öğretmenlerimiz vardı. Bittikten sonra geldiler, dediler ki Ayşegül hocam ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İki anne arasında konuşuyor. Dedi ki bu şimdi sıra gecesi mi? Aa. Şimdi popüler kültür dediğin için bunu anlatıyorum. Hakikaten şehirde o popüler kültürün bir etkisi oluyor insanlar üzerinde. Ve çok hızlı tüketiyoruz ya zamanı. Evet. Gündemi de hızlı yakalamaya çalışırken var olanı ihmal ediyoruz. Biz bunu gördük. Yani İstanbul özelinde Etiler gibi bir bölgede ilk tecrübemizi yaptıktan sonra bunu yaşadık. Peki onu söyleyen anne mesela dinledikten sonra tepkisi ne oldu? Çok merak ediyorum. Çok hoşlarına gitti. Yani kendi de şunun için getirdiğini söylüyor. Çocuğumuz Anadolu kültürü, kültürünü görsün. Bizim özümüz. Aslında bunun için getiriyor. Babalarımızın, babaannelerimizin, anneannelerimizin kültürü. Bu bizim yani, değil mi? Ama bizim aslında kendi de ilgi duymamış. Ama şimdi çocuğu ilgi duysun istiyor. Bence bu çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Ve sizler sayesinde de umuyorum gerçekten türkülerimiz çocuklarımızın açısından farklı bir boyuta gelecek. Ve 60 yaşında da türkülerimizi böyle can kulağıyla dinleyen yaşlılarımız olacak. İnşallah. İleride, gelecekte. Bizim senin bir isteğin. Etkinliğimizde sosyal medyadan bir çocuk annesi bana yazıyor. Hocam
benim çocuk devamlı popüler müzik dinlerdi. Türkülerden hiç hoşlanmazdı. Hatta kapattırırdı türkü olduğu zaman. Ama sizi izledikten sonra uyuyana kadar habudiyar dedi. Ve bana teşekkür etti bu. Ne güzel. Annesi. Gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi görüntülü bir konuğumuz var. Hı-hı. Sonrasında habudiyarı da dinleyeceğiz. Evet. Masal da anlatacaksınız. Merakla bekliyoruz çünkü. Evet, Nur Şerife Atamtürker, kendisi sanatçı, Hamburg, Almanya'dan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar. Merhabalar Cevahir Hanım. Merhabalar Ayşe. Hoş geldiniz. Rıza Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Bu programa katıldım. Daha da mutlu oldum. Ne kadar güzel konulara değiniyorsunuz. Şimdi birazdan türküler dinleyeceğiz, masal dinleyeceğiz. Siz de seversinizdir diye düşünüyorum türküleri. Tabii ki. Tabii Avrupa'da ki, yaşayan Türk vatandaşlarımızın %99.9'u seviyor türküleri diye gördüm, tecrübe ettim. Daha böyle bir vatan hasreti olduğu için daha böyle kültürel şeyler herhalde daha çok yatkın oluyoruz diye evet. Düşünüyorum. Evet, şimdi sizin kendinize özel icra ettiğiniz bir sanatınız da var. Ondan da bahseder misiniz? Bizim kültürel değerlerimizden de esintiler kullanıyor musunuz bu sanatınızda? Tabii ki bahsederim seve seve. Ben yaklaşık 2,5-3 senedir aktif bir şekilde bunu meslek haline de dönüştürdüm. Ama asıl buradaki önemli olan mevzu ben daha öncesinden başladım. Yani bundan bir 6 sene önce belli bir rahatsızlığımdan sonra başladım bu sanata. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Ama her zaman için şuna inanıyorum. Sanat yaptığımız zaman bir şekilde o içimizde yaşadığımız bilinçaltı duygularımızı bir şekilde dışarı veriyoruz, aktarıyoruz. Bu birçok konuda böyle. Sadece sanatta değil, yemekte olsun, müzikte olsun hani aslında... duygularımızı aktarıyoruz ve kültürel anlamda da şu şekilde başlamaktan, nasıl başladığımdan bahsedeyim. İşte bu dönemde başladığım zaman sanata bir süreç gerektirdi. Yani aslında en başta bu şekilde camiler, minareler, tarihi yapıları işlemiyordum. Zaman içerisinde baktım ki bu konu kendiliğinden gelişti. Yani önce bir mesela kabartmalarla başladım ben. Ben şunu tablolara. Merak ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana resim yapıyor muydunuz? Evet, aslında yapıyordum ama çok farklı alanlarda. Ben 10 yaşında kafama koymuştum. Moda tasarımı okumak istiyorum demiştim. Ve başka sanata hiç yönlenmedim. Yani, ama sanatın yelpazesi o kadar geniş ki. Yani hani 30 yaşıma kadar modaydı hayatımın bir parçası. Hatta birincilik ödülüm var Avusturya genelinde bir yarışmada. Yani başarı vardı ama bir beni tatmin etmiyordu. Çünkü çok böyle kurallarla yapılan bir sanattı benim için. Yani böyle kalıbını çıkartabilecek miyim, dikişi olacak mı, profesyona uyacak mı? Hani bu tarz kurallar böyle biraz özgür çalışmamı engellemişti. Ve bu sanat ile daha soyut bir şekilde başladım evet. Resim yapmaya. Şu an ekranda ve çocukları da... görüyoruz. Onlar sizin çocuklarınız mı? Evet, iki tane çocuğum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Oğlum var, teşekkür ediyorum. Kızım var. Kızımla hatta orada bir sergim vardı. Braunschweig'da bir sergim olmuştu. Festival tarzında ve farklı kültürler, farklı... sanatsal faaliyetler de vardı. Sadece ben yoktum. Müzisyenler vardı, yoga vardı ve bir sürü farklı oluşumlar vardı orada. Orada da mesela kızımla live resim yapma fırsatım olmuştu. Yani çocuklarım da sanatımın her zaman bir parçası haline gelmiş durumda. Evet. Ya şöyle bir şey, hani Ayşegül Hanım da az önce söyledi. Hani babası derleme sanatçısıymış. Bir şekilde maruz kalmış, maruz bırakmış. Herhalde sizin çocuklarınız da bir şekilde maruz kalıyor ve bu şekilde de sizin sanatınızı icra etmiş oluyorlar diye düşünüyorum. Peki siz yetenek görüyor musunuz çocuklarınızla? Ya tabii ki şöyle bir şey, yetenek aslında hepimizde bir yetenek var. Yalnız biz bunun farkına varmıyoruz. Rabbim o kadar güzel yaratmış ki her insanın içine farklı bir yetenek koymuş. Bir tohum koymuş, onu yeşertip yeşertmemek aslında bizim elimizde. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Emek sarf ediyor muyuz? Çünkü emek sarf etmeden bir sevgi oluşmuyor. Hani bir şeyi sevmek için emek vermek gerekiyor.
Benim çocuklarımda da mesela hani benim resim yapmam onları inanılmaz mutlu ediyor. Ya bazen böyle resim yaparken kendimden geçiyorum. Hani benim tablolarım hep atölyem var dışarıda. Eşim inşa etti. Çok da güzel oldu ama evimde tablolarım da çok bulunuyor. Salonumda duruyor, bakıyorum, izliyorum. O şekilde bazen salonumda yapıyorum. Ve bu şekilde onlar da direkt bizzat şahidi oluyorlar. Fark etmeden bazen izliyorlar, gülmelerine şahit oluyorum. Hani gülümsüyorlar böyle, hani benim böyle kendimden geçerek resim yapmamı. O şekilde bir uyanıyorum yani. Aa diyorum, bak herkes bana bakıyormuş şu anda. Evet, çok güzel. Bravo gerçekten. Yani yetenek, buyurun. Yetenek konusuna da tekrardan değinmek istiyorum. Bizim sanatsal hayal gücü güçlü insanlar genelde böyle düşüncesiyle söylediklerini tam bazen oturtturamıyoruz. Çünkü çok karışık. Gerçekten böyle yani ya, öyle bir zaten söylenir. Çok duygusal düşünüyoruz belki değil mi? Çok mantık. Duygusal düşünüyoruz. Bir de kaotik yapımız da var. O yüzden düşüncelerimiz bile bazen kaotik olabiliyor. Çocuklarımda mesela kızımda daha çok hayal gücü gelişmiş diye düşünüyorum. Sanatsal olarak baktığımda. Sadece resim sanatına bakıyorum şu an. Oğlumda da daha çok akurat figüratif çalışmalar yoğunluk basıyor. Şimdi ben bunları tabii ki desteklemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Burada kızımın bir tane tablosunu da göstermek istiyorum size. Çok güzel. Bravo, evet, yani gerçekten. Bunu yaptığında 6 yaşındaydı. Ve bunu yaparken de tamamen benim tablolarıma bakarak Ayasofya Camisi'ne bakıyormuş Mersan. Etki altında ister istemez kalıyor. O yüzden astığımız dekoratif şeylerde bile o kadar özen göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ki duvarımıza ne asıyoruz? Hani astığımız şey çocuğa bir şey ifade ediyor mu? Ben mesela çocuklarımı yatırdığım zaman da Galata Kulesi'nin, Kız Kulesi'nin, Ayasofya'nın hikayelerini anlatarak büyütüyorum. Haliyle bir vatan aşkı, bir hasreti daha da güzel yoğunlaşıyor ve yapmak istiyorlar. Kesinlikle. Çok güzel burada gerçekten. Da, bravo. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ha, bir örneğiniz daha var. Evet. O da bu çok da güzelmiş. Oğlumun yaptığı. Şimdi kızımın yaptığını gösterip oğlumun yaptığını göstermek olmaz. Olmaz. Bu da oğlumun yaptığı, daha figüratif çalışmaları seviyor. Yani gördüğünü birebir yapabilir belki ama hayal gücü o kadar değil. Kızım da hayal gücü gelişiyor. Kızım da hayal gücü yani var. O yüzden bakmak gerekiyor. Bakmak gerekiyor gerçekten çocuklarda hangi yetenek ağır. Ne mutlular ki sizin gibi annesi var ve bunu görebiliyor, keşfedebiliyor ve ilerletebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Çocuklara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşça kalın. Tabii ki, seve seve. Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi günler diliyorum. Evet, şimdi en güzel ana geldik. Masal ve türküler. Evet, evet. Biraz sahnedeki akışımızdan bahsetmek istiyorum ve aralara da türküleri yerleştirelim istiyorum. Nasıl bir akışımız var? Bir Keloğlan masalımız var. Tabii ki interaktif. Yani hani biraz önce söylediğiniz o hani modern masallarla da çalışıyorsunuz derken aslında masal anlatıcılığıyla masalı biz hep ayırıyoruz. Yani anlatıcılığın çocukla çalışıldığında etkileşiminin çok yüksek olması lazım. Bizi bazen Anadolu'yu gezdik geçen sene. Sivas'a gittik. 1500 çocukla bir araya geldik Sivas'ta. Yani ondan önce Kadirli, Adana'ya gittik. Yine 1500 çocuk okullar geziye geldiler. İki ayrı seans, 700 kişilik salonlarda. Ve çocukları da işin içine katmak çok önemli. Dolayısıyla süreci önce çocuklara anlatıyoruz. Diyorum ki bir masal dinleyeceğiz. Bir Keloğlan masalı. İçerisinde 7 türkümüz var. Ve bu türkülerin nakaratlarını kullanıyoruz. Nakaratları muhakkak önden çocuklara çalıştırıyoruz. Yani burasında bakın hızlanacağız birazdan. Şurayı beraber, burayı Rüstem Bey söyleyecek. Şurasını biz söyleyeceğiz. Ben çocuklarla birlikte eşlik ediyorum. Rüstem Bey başlıyor. Böyle etkileşimli bir akış. Etkinlikler, fotoğraf var bir etkinlikten. Evet. Hatta yerde oturmuşsunuz, çember yapmışsınız. Evet. Bu da çok büyük bir etken değil mi? Çocukların o anda olması için. Bu Kültür Bakanlığı'nın bütün Türkiye geneli kültür yolu festivalleri var. Sanırım 4. yılı bu sene ve her geçen gün daha çok şehri kapsıyor. Biz Çanakkale Kültür Yolu'na misafir olduk ve orada tabii bir konser konsepti değil, bu sefer bir çember konseptiyle ilerledik. İnşallah bu sene kitabı da çıkıyor.
Yani kendi doğasına diyorum ya, projenin kendi kaderi var. Gidiyor. Gidiyor. Büyüyor. En güzeli bu zaten. Her geçen gün büyüyor. Evet. Başlayalım o zaman. Hikayemiz şöyle başlıyor. Bir Keloğlanımız var ve çok uzaklarda bir köyde anacığıyla birlikte yaşayan tembel mi tembel bir çocuğumuz var. Asla sabahları erken uyanmaktan hoşlanmıyor. Anacığı erkenden kalkıyor. Kova kova sütleri, sepet sepet yumurtaları kara kaçana yüklüyor, hazırlıyor. Bizim Keloğlan'ı uyandırmaya gidiyor. Bizimkisi ayaklarını sürüye sürüye isteksiz bir şekilde her gün köy meydanına gidiyor. Köy meydanında onları satıp eline geçen parayla da evin ihtiyaçlarını alıyor. Günlerden bir gün Keloğlan tatlı diliyle tez vakitte tezgahtaki ürünleri satıp eline geçen 3 akçeyle tam ihtiyaçları almak için tezgahların arasında gezerken bir bakıyor ki bir horoz. Akça pakça kar gibi beyaz bir küpeli horoz. Diyor ki keşke keşke benim olsa. Ve gidiyor satıcıya, horozun kaç para olduğunu soruyor. Horoz diyor ki 3 akçe. E bizimkinin elinde 3 akçe var. Eğer horozu alırsa eli boş dönecek eve, annenin siparişlerini alamayacak. Bizimkisi hep buralarda çocuklara soruyoruz bu arada. İşte horozu mu almış, el kaldırın bakalım, yoksa ihtiyaçları mı almış? Bütün çocuklar horozu almış diyor. Mesela bunlar da çok keyifli. Hep seçenekler sunuyoruz, iki yol sunuyoruz. Onların el kaldırışına göre de hikaye aslında doğaçlama da devam ediyor. Ve bizimkisi horozu alıyor, eve geliyor. Anne tabii ki hiç sevinmiyor bu duruma. Birazcık azarlıyor bizimkisini ama çok akıllı Keloğlan. Sivri bir aklı var, sivri bir zekası var. Kıvrak bir zekaya sahip. Diyor ki anacığım, benden en çok istediğin şey ne? Erken kalkmam. Horozlar ne işe yarar? Erkenden öter. Ben bizim horoz öter ötmez kalkacağım. Bütün bu işleri ben yapacağım. Ve hakikaten o günden sonra Keloğlan horozun ötüşüyle uyanmaya başlıyor. Fakat günlerden bir gün Keloğlan bir uyanıyor ki güneş en tepede, öğlen olmuş, horoz ötmemiş. Hemencecik gidiyor kümese ve o anda horoz yerinde yok. Diyoruz, Türkiye giriyoruz. Horozumu kaçırdım. Uçurdular, suyuna da pilav pişirdiler. Bili gel, bili gel, bili bili gel gel. Küpeli de horozu, kar beyazı. Bir sabah kalktım, avluya baktım. Aradım, aradım, bağırdım, çağırdım. Bili gel, bili gel, bili bili gel gel. Küpeli de çocuklar hep beraber bu nakaratı birkaç kere nakaratları tekrar ediyoruz. Okulda çocukların özellikle Anadolu'da eşlik ettiği bir türkü, horozumu kaçırdılar. Çok keyifli, bizimle birlikte coşarak söylüyorlar. Bizim Keloğlan tabii ki horozu bulmadan rahat edemeyecek. Anasıyla helalleşiyor, düşüyor yollara. Az gidiyor, uz gidiyor, yine yol ayrımına geliyor. Yine çocuklar seçiyor ve karşısına bir aksakallı dede çıkıyor, derdini dinliyor Keloğlan'ın. Derman aksakallı dede de diyor ki şu tepenin arkasında bir tren var. O trenle ta 7 diyar ötedeki horoz pazarına gidersin, horozunu orada bulursun diyor. Ve bizim Keloğlan orada bu sefer tren gelir hoş gelir türküsüyle giriş yapıyor. Oradan trene biniyor, trende giderken bir sürü soytarılar, palyaçolar her durakta birileri biniyor trene. Keloğlan çok meraklı gidiyor ve diyor ki nereden gelir, nereye gidersiniz? Bir de masalın böyle yapıları var kendi içinde. Bir varmış diyoruz çocuklar, bir yokmuş diyor. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde diyoruz, onlar devamını getiriyor. Az gitmiş diyoruz, uz gitmiş. Nereden gelir, nereye gidersin? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bu yapıları da hep o etkileşim içerisinde çocuklar birazdan söylüyor. Ve orada Keloğlan padişahın kızının hiç gülmediğine, evet, padişahın kızının gülmesi için ülkenin dört bir tarafından palyaçoların, soytarıların saraya gittiğini öğreniyor. Bizimkisi yine orada bir yol ayrımı var. Soruyoruz çocuklara. Horozum. Saraya mı gitti, horozum horozum mu dedi. Ama çok inatçıydı bizim Keloğlan, horozum horozum dedi. Ve horozunu bulup sonra saraya gitmeye karar veriyor. Buraya da
diyar diyar gezdiği için trende ha bu diyar türküsünü ekliyoruz. Ha bu diyar, ırmak susuz olur mu, dibi kumsuz olur mu? Söyleyin şirin dostlar, kar beyaz bulunur mu? Söyleyin şirin dostlar, horozum bulunur mu? Ha bu diyar, ha bu diyar, ha bu diyar, ha bu diyar. Çocuklarla birlikte böyle hızlanıyoruz. Biraz önce Rüstem Bey'in söylediği annelerden bize geri dönüşler. Diyorlar ki çocuk eve gitti. Gece yatarken bile diyor ki ha bu diyar, ha bu diyar. İnanılmaz böyle bir tabii ki etkisi var. Daha sonra bizim bir taraftan dönüyoruz. Padişahın saraya dönüyoruz ve hiç kimse bizim ay kızımızı güldüremiyor. Ay kız neden gülmüyor? Bir çocuk neden gülmez? Her imkanı varken bir çocuk eğer arkadaşı yoksa gülmez. Hmm. Kimse padişahın kızı olduğu için onunla arkadaşlık etmeye cesaret edemiyor. Çünkü orada da çocuklara diyoruz ki siz bazen arkadaşlarınızı yanlışlıkla ittiriyor musunuz? Yanlışlıkla elinden bir şeyi alıyor musunuz? Hani biraz böyle birbirlerini bir akran olarak zorlama vardır. Padişahın kızıyla kimse oynamaya cesaret edemez o zaman. Ve bizimkisi arkadaşsız olduğu için mutsuz. Onunla ilgilenen, onu büyüten bakıcısı diyor ki padişahım ben onu alayım, köyüme götüreyim. Köyümde tebdili kıyafet edelim. Kimse bilmesin onun ay kızı olduğunu. Bir arkadaş edinsin bak yüzü gülecek. Ve bunlar gidiyorlar. Köye. Tabii ki bu köy hangi köy? Bizim Keloğlan'ın horozunu aradığı horoz pazarının kurulduğu köy. Bizim bakıcının köyü de. Dolayısıyla onlar da eş zamanlı olarak köye gidiyorlar. Bizimkiler tebdili kıyafet etti. Adını da söylemiyorlar ama köylü halk bakıyor nasıl naif, nasıl tatlı bir kız çocuğu. Ona bir lakap takıyorlar. Lakap ne? Tinimini hanım diyorlar. Gerçekten ben de kendimi böyle öyle o kadar güzel anlatıyorsunuz ki Rüstem Hocam siz de o kadar güzel çalıyorsunuz, söylüyorsunuz ki kendimi böyle küçük çocuk gibi hissettim. O an hep böyle bütün gösterilerinizle beraber olmak istedim. Sizin de gerçekten çok güzeldi. Şimdi çocukların tepkisini soracaktım ama tahmin edebiliyorum şu an hissettiğim. Çok güzel gerçekten. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sözü size bırakıyorum. Daha sonra mutfağımıza geçeceğiz. Ya, aslında şimdi çocuklar bizi aynalarlar. Dolayısıyla anne, baba, öğretmen yani değer verdiği, güven duyduğu kişi eğleniyorsa diyor ki ben de eğlenmeliyim. Evet. Bizim bu yaptığımız şey hem yetişkin hem çocuk. Aslında ikisi bir arada sadece çocuk değil. Çünkü istiyoruz ki türkülerden durup dururken aşina olmadığı bir şeyden eğlenmiyor. Öğretmenleri muhakkak eğer okul gezisi geldiyse toplu o salona öğretmenleri bir kere muhakkak bir görmek istiyoruz. Diyoruz ki bir kalkın eşlik edeceksiniz sizi oynatacağız.
Çocuklar ne yapıyor? Aa, öğretmeni çok eğleniyor. Öğretmeni çok mutlu. Onlar da başlıyor gevşeyip oynamaya. Ya da anne baba. Geçen sene yine Ramazan ayı içerisinde, tabii ki bu daha Anadolu kültürel bir etkinlik olduğu için, böyle Karagöz Hacivat oyunları bir alternatif aynı zamanda yine yer aldık etkinliklerde. Anne babalar da çok mutlu eğleniyor. Çocuklar onları görünce gerçekten proje amacına ulaşıyor. Somut olmayan kültürel mirasın aktarımı yeni nesilde ancak haz ve lezzet almalarıyla mümkün. Şimdi haz ve lezzet dedik, o kadar güzel anlattınız ki. Bir de üzerine şimdi bir San Sebastian ve taco yiyelim. Biraz başka kültürlere de gidelim. Buyurun. Hep beraber gidelim. Mi gidelim? Evet, hep beraber mutfağımıza gidelim. Evet, Ozan şefimiz çok güzel gözüküyor. İki tane San Sebastian var. Bir ara iki tane San Sebastian yaptım. Ben bir tanesini dün yapmıştım. Dinlenmesi gerekiyordu. Sana dediğim gibi ilk yapıldığında fırınlardan fırına değişiklik gösterdiği için kıvamı tutmayabilir. Bu birazcık koyu oldu ama daha az pişmeliydi bence. O yüzden onu da ona göre pişirdim. Üzerindeki renk farkına aldanmasınlar. Bu biraz Buyurun. Daha dinlenecek, parlaklaşacak öteki de. Ben hemen şimdi takının sonucu biz tadına bakalım. Tadına bakarken şöyle hızlıca hemen şu dibine bir yoğurdunu ekledim. Arasına avokado sosunu koyuyorum. Ay nasıl bir şey ya. Ardından, çok güzel. Afiyet olsun. Ardından üzerine kıymasını ekliyorum. Harika olmuş. Kıymanın da üzerine şurada hazırladığımız fasulyeli salsadan ekliyorum. Domatesli, mısırlı, kırmızı, mor soğanlı. Evet, takun da tarifine bakalım. Üzerine birkaç yaprak şöyle kişniş atıyorum. Evet, malzeme listemiz şu an ekranda akıyor. Kaçıranlar varsa not alsınlar. Yapımı da çok kolay ikisini. Acı sevmiyorsanız eğer acıların üstlerine bıraktım birer dilim, onları oradan ayırabilirsiniz. Ayırabiliriz. Evet, biz şimdi tadına bakıyoruz. Takodan bahsedeyim. Çok hızlı. Hazır tortilla ekmeğini iki tarafında tereyağla yağladık. Daha sonra fırın ızgarasına gösterdiğim şekilde dizdikten sonra yaklaşık 150-160 derecede fanlı ayarda 8-10 dakika gibi bir aralıkta kuruttuk bunları. Renk de aldılar. Eğer daha az kalorili istiyorlarsa yağ sürmeden de bunu yapabilirler. Cevahir'in yediği şu an yağsız olan tortilladan yapılan. O yüzden biraz daha açık renkli. İçerisine bir kıyma harcı hazırladık. Ketçap ve sirke, limon gibi şeylerle biraz onu lezzetlendirdik. Ardından bir salsa hazırladık. Domates, mor soğan ve Meksika fasulyesiyle beraber mısır da ekledik. Ekşi kremamız yoktu. O yüzden süzme yoğurdun içerisine birazcık limon sıkıp tuzlayarak ekşi bir krema elde ettik. Yanına bir de avokadodan sos yaptık. O da çok basit. Guacamole'ye benzer, hafif parçalı. Hepsi bu. Hepsini daha sonra birleştirdik ve bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Ellerine sağlık. Afiyet Kaçıranlar varsa sağlık. Bu bölümümüz yükleniyor. Oradan takip edebilir izleyicilerimiz. Yalnız sizlere de çok teşekkür ederim. Teknoloji bir tık ilerlese, şu kokular da bir ekranda gitse. Keşke ya. Oh. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize, sesinize sağlık. İyi ki geldiniz. Çok çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Hafta sonuna giriyoruz. Ailemizle güzel vakit geçiriyoruz. Hepinize iyi hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.